Herkese merhaba arkadaşlar, ben Abdülkadir Sefi. Bugün tasarruf serimizin önemli ayaklarından biri olan sensörlü ışık çözümlerinden Xiaomi Yeelight modelini inceleyeceğiz. Daha önce benzer bir modelini almıştım, AlphaWise markaydı yanlış hatırlamıyorsam. Onu tek bir tane aldığım için çok pişman olduğumdan elimde 3 paket var. Çünkü ancak 3 tanesinin bir araya gelince anlamlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Bu ürünle ilgili bütün linkler, hatta bir de indirim kuponu aşağıda açıklamalar kısmında mevcut. Merak edenler gidip bakabilirler. Ürüne yakından bakacak olursak bize bakan yüzünün tam ortasında bir hareket sensörü var. Onu çevreleyen LED ışıklarımız var. İçinde tam 6 adet sıcak renkli LED ışık var. Tam burada bir Yeelight logosu var. Hemen altında da bir şarj LED bildirimi var. Şarj olurken kırmızı yanıyor, şarj olma bitince sönüyor. Yan taraflara bakacak olursak hemen alt kısımda bir şarj girişi var. USB B tipi kablo ile şarj oluyor. Onu da yanında şu şekilde küçük bir kablo ile vermişler. Kutunun içinden çıkıyor. Öbür tarafı çevirince üst tarafta bir açma kapatma butonunun olduğu yer var. Burada ister açık hale getirip sürekli açık kalmasını sağlayabiliriz. İstersek de otomatiği seçerek ışığa ve harekete göre sensörlerin algılamasının sonucunda kendisinin karar vermesini otomatik bir şekilde sağlayabiliriz. Şu an ortamda ışık olduğu için kapalı konumda. Arka tarafa bakacak olursak burada soru işareti şeklinde bir askı mevcut. Onunla ışığı dolabımıza çok rahat bir şekilde asabiliriz. Veya tam ortada bulunan filmi kaldırarak, şurada bir film var. Bu filmi kaldırarak da 3M olduğu söyleniyor. 3M yapışkan ile istediğimiz yere monta edebiliriz. Bu yapıştırma yerinin en sevdiğim özelliği şu: manyetik bir metal olması. Bakın. Hani ürün şarjlı ya, şarjı bitince sökmek mantıksız olacağı için bu yapışkanlı kısmı mıknatısından ayırmışlar. Mıknatıs da bu ayrılan parçada değil, ışığın içinde. Bu da bizi metal zemin üzerinde istediğimiz yere gezdirme imkanı veriyor. İstediğimiz gibi yapıştırabiliriz metallere. Bu benim en çok hoşuma giden yönlerinden biri oldu. Süpersin Xiaomi. Bence güzel iş. Özelliklerinden biraz bahsetmek gerekirse sıcak LED olduğunu söylemiştik. 2700, yaklaşık 2700 Kelvin sıcaklığında bir ışık veriyor bize. Bununla birlikte parlaklığı da 3.5 lümen ile 7 lümen arasında değişkenlik gösterebiliyor. Burada ilginç bir detay var, çünkü açık konuma getirince en yüksek şiddette açılıyor. Ama otomatik modda kullanınca ışığa göre parlaklığını kendisi ayarlıyor. Bu da ona acayip bir tasarruf özelliği katıyor. İşin doğrusu, eğer tam şarjlı bir şekilde otomatik modda kullanırsak bize 120 günlük gibi muazzam bir süreyi vaat ediyor bu cihaz. 4 ay boyunca hiç şarjı düşünmememiz de bunun, yani unutulacak ürünler arasında, şarj etmeyi unutacağımız ürünler arasında gireceğini garanti edebilirim. Dediğim gibi şarjı USB B tipi ile yapıyor. Bu zaten kutunun içinde şöyle kısa, şirin bir kablo halinde çıkıyor. Işığın içinde de 750 mAh'lık bir batarya mevcut. Bence bu kadar bir ışık için yeterli seviyede bir bataryaya sahip. 4 ay çok iyi. Ben özellikle pilli değil de bataryalı seçtim, yani şarjı seçtim. Çünkü AlphaWise'da şöyle bir durum var. Piller zayıflayınca bize verdiği, gönderdiği ışık da zayıf hale geliyor. Yani pilleri her zaman güçlü pil halinde tutmamız gerekmesini istiyor. Ben bunun daha stabil bir şekilde bu parlaklığı koruyacağına inanıyorum. Bakalım böyle ilerleyen zamanlarda sonuçlar hakkında daha sağlıklı bilgiler edineceğim. Bir tercih değişikliğini de ışık renginde yaptım. Öbürü beyazdı. Çok çiğ geliyordu. Böyle rahatsız edici geldi bana. Tabii bu kişisel bir tercih. Siz nasıl isterseniz, bunu da isterseniz beyazı da seçebilirsiniz, sarıyı da seçebilirsiniz. Ben sarının daha lezzetli olduğuna inandığım için artık sarıya geçtim. Üçü de sarı. Onun haricinde dediğim gibi en beğendiğim özelliklerinden birisi de şunu: bir yere monte etmek için herhangi bir çivi çakmanıza gerek yok. Herhangi bir vida çakmanıza gerek yok. İster magnetle yapıştırırsınız, ister burada stickerle yapıştırırsınız, isterseniz de buradan askı ile geçici bir şekilde kullanabilirsiniz. Bence bu imkanlar bir mobilite sağlamış ona. Sensörlü bir ışık için gayet güzel çözümler üretmiş Xiaomi. İster tavana yapıştır, ister duvara yapıştır, ister götür,
dolabındaki demire as. İstersen yatağın etek kısımlarına yapıştır. İşte gecenin ayağa kalktığında hemen seni fark etsin ve yolunu aydınlatsın. Işığı bulmana gerek kalmadan bir sürü senaryo yazılabilir. Peki bunu neden ve nerelerde kullanacağım? Kesinlikle tasarruf amaçlı ve kolaylık amaçlı tercih ettim. Kendi kendime şöyle bir mantık geliştirdim. Benim sürekli kullandığım ama kısa kısa kullandığım bazı yerler var evde. Mesela evin girişindeki ışığı sadece girişte çok kısa bir süre kullanıyorum ve bitiyor orayla işim. Hani sürekli kaldığım bir yer değil ama oradaki ışığı açık bıraktığım oluyor. Ondan sonra koridor. Koridordaki ışığı odalar arasında gidip geliş, gidiş geliş yaparken kullanıyorum sadece. Hani o odada sürekli kaldığım bir yer değil koridor. Maalesef onun da ışığını bazen, hatta çoğu zaman açık bıraktığımız oluyor. Unutuyoruz ya da elimiz arkamıza gitmiyor. Üşengeçlikten de olabilir. Buna da bir çözüm olsun diye ben sensörlüğe geçmeyi planlıyorum. Şimdi ben bu 3 ışığı birbirine engel olmayacak şekilde koridor artı giriş şeklinde dizayn edeceğim. Burada çok dikkat etmeniz gereken bir detay var. Birbirine engel olmayacak şekilde dedim dememin bir sebebi var. Bir ışık diğer ışığın etki alanına girerse birincisi yandıktan sonra ikincisi yanmayacaktır. Çünkü havayı aydınlık olarak görüyor ve aydınlıkta yakmaya gerek yok. Bunun önüne geçmek için şöyle göstereyim. Karşıya doğru 5-7 metre, yanlara doğru da 2-3 metre mesafeye kadar algılaması var. Şimdi biz bu bilgiye sahibiz. Yani bu mesafeden biraz daha uzağa monte etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Benim koridor toplam 7 metre. Ben de yan duvarlardan yarım metre içe birer tane. İkisinin de tam ortasına üçüncüyü koyacağım. Bu sayede 3 ışık da birbirinden 3 metre uzak duruyor olacak. Bu arada sensörlü algılama hızı mükemmel. Çok beğendim. AlphaWise'da bu konuda çok büyük fark var arada. Hemen yanıyor. 5 metreye kadar sizi doğrudan bir şekilde algılayabiliyor. 7 metreye kadar da tabii iddialı. Ortamın şekline göre ve insan boyutuna göre ya hareketli cismin hareket hızına göre etkileniyormuş. Bu da okuduğum bilgiler arasında. Son olarak bu sensörlü hayatın hayatımıza kattığı olumsuzluklardan bahsedip videoyu bitirmek istiyorum. Öyle bir hale geldim ki artık odanın ışığını kapatmak için sadece elimi gösteriyorum. Hani musluktan alışkanlık oldu, sabunluktan alışkanlık oldu. Sadece böyle elimi geçiriyorum, kapanmıyor, açık kalıyor. Kötü bir şey. Geri dönüp kapatmam gerekiyor. Yani yürümeden israf oldu bu sayede. Onun haricinde sensörlü musluk kullandığım için artık yabancı bir eve gittiğimde veya bir kuruma gittiğimde musluğu kapatmadan çıkıyor insan. Sesi duyup sonrasında açık kaldığını anlıyorum. Bunun daha öncesinde de bu aç kapa artemalar var ya, ondan da bizim musluğumuz, onun da dezavantajı, o da bazı şımarıklıklara sebep olmuştu. Mesela bir çevirmeli musluk kullandığım zaman şöyle musluğu sadece dokunup çıkıyordum. Hani kafasına basmış. Acayip şımarıklıklara sebep oluyor bunlar. Tabii ki sesten kendime gidip kapatıyorum ama böyle de cilveleri var, aman dikkat. Evet, bu videomda da incelemekten hayli zevk aldığım bir Xiaomi hep birlikte görmüş olduk. Kanalımda birçok Xiaomi cihazın incelemesini bulabilirsiniz. Hatta Xiaomi diye bir oynatma listem dahi var. Hem o videolara bakmak isterseniz hem de gelecekte yapacağım diğer incelemeleri de görmek isterseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hoşça kalın.